15 Temmuz işgal girişiminden bahsedeceğiz ama 15 Temmuz işgal girişiminin bir tarihi arka planı var. Bu arka planı anlarsak 15 Temmuz'u da ben daha iyi anlayacağımız kanaatindeyim. Şimdi kabaca bir algı var Cumhuriyet dönemiyle alakalı. Şöyle bilinir, denilir genel olarak. Osmanlı Devleti'nden kopartılan bütün coğrafyada yeni kurulan devletlerin tamamı bağımsızlığını kaybetti. Daha doğrusu bağımsız değildi. Manda yönetimleriydi ama sadece Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandı ve devam ettirildi diye bir algı var. Bu bence üzerinde çalışılması gereken, iyi açıklanması gereken sıkıntılı ve sorunlu bir kanaat. Çünkü Osmanlı coğrafyası üzerinde kurulan ülkelerin mandalaştırılmasına sebep olup da bütün bu coğrafyayı yöneten, bu işin beyni, devleti temsil eden Türklerin kurduğu yeni cumhuriyetin kendi haline bağımsız bırakılmış olması eşyanın tabiatına aykırı bence. Tıpkı Osmanlı coğrafyasından koparılarak farklı isimler altında kurulan devletlerin mandalaştırılması gibi Türkiye Cumhuriyeti de ne yazık ki tam bağımsız olamamıştır. Daha rencide etmeyen bir ifade olsun diye bunu söylüyorum. Yeterince bağımsız olamamıştır. Nasıl olamamıştır? Türkiye Cumhuriyeti ilk dönem itibariyle, yani kuruluşundan itibaren 1944'lere, 45'lere kadar, hatta net tarih söylemek gerekirse 1944 ortalarına kadar İngiltere'nin etkisi altında kalmıştır. İngiltere'nin vesayeti altında kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise İngiltere ile Amerika arasında bir takım takaslar olmuş, coğrafi takaslar olmuş ve bu takaslar çerçevesinde Türkiye üzerinde İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri etkili olmaya başlamıştır. Yaklaşık 8-10 sene öncesine kadar da Amerika'nın etkisi ne yazık ki Türkiye üzerinde sürmüştür. Peki Amerika Türkiye üzerinde etkili olmak için nasıl bir yol ve yöntem izlemiştir? Bunu küresel sistemin aygıtlarını devreye sokarak gerçekleştirdiğini görüyoruz. Mesela 1946'da yani Türkiye Amerika'nın etkisine geçmeye başladıktan 2 sene sonra halkın bunaldığını gören Amerika Birleşik Devletleri biraz daha halkı rahatlatma babında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ayrılan 4 milletvekiliyle Demokrat Parti'nin kurulması neticesinde çok partili döneme geçme denemesi yapılmış. 1946'da ne yazık ki bu çok partili sisteme geçiş denemesi sakat doğuma neden olmuştur. Yani açık oy gizli sayım şeklinde millet iradesinin yansıtılması yine engellenmiştir. 1950 seçimleriyle ise gerçek manada halkın iradesi sandığa yansımış. Burada belki Amerika'nın etkisi de olmuştur. Yani millet iradesinin sandığa yansıması konusunda Amerika baskısı olduğunu da söylemek mümkün ama ilerleyen süreçte bu geçiş konusunda Amerika'nın çok da hoşnut olmadığını görmüş olacağız. 1950'de Demokrat Parti iktidara geliyor. Arkasından 1952'de Kore Savaşı'na girildikten sonra 1952'de Kore'de Türkiye bir sınava tabi tutuluyor tabir caizse. 1952'de NATO'ya Türkiye alınarak vesayet sistemi bir adım daha içeriye doğru girmiş oluyor Türkiye açısından baktığımızda. İlerleyen süreçte yani NATO'ya girişimizden itibaren illegal devlet yapılanmalarının arttığını görüyoruz. Yani derin devlet dediğimiz, üst yapı dediğimiz oluşumların daha güçlendiğini görüyoruz devlet içerisinde ve bu illegal, gayri resmi devlet yapılanmaları, gayri meşru devlet yapılanmaları ne yazık ki son yıllara kadar varlığını sürdürüyor. Buna 2016 ortalarında 15 Temmuz'da olan işgal girişimi de dahil olmak üzere. Peki neler oluyor bu süre zarfında bu illegal yapıların içeride gayri meşru çalışmaları neticesinde? 27 Mayıs 1960 darbesi oluyor. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Parti'nin gelişini destekliyor, halkı rahatlatır. Bizim de sözümüzü dinler beklentisiyle bunu yapıyor. Fakat
Demokrat Parti ve başındaki Adnan Menderes halkın gücünü arkasında hissettiği andan itibaren ne Amerika'sını ne Batı'sını dinlememeye başlayınca bu defa gelmesi konusunda destek verdikleri Demokrat Parti ve Menderes hareketinin başarısız olması, hatta iktidardan gönderilmesi için ellerinden geleni yapmaya başlıyor. O vesayet sistemi, vesayet çarkları dönmeye başlayarak. Ve 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk askeri darbe gerçekleştirilmiş oluyor. Başarılı bir darbe, tırnak içerisinde söylüyorum. Onlar kendileri açısından başarılı, Türkiye açısından ne yazık ki acı bir tecrübe bu. 60 darbesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden binlerce yerli ve milli anlayışa sahip subayın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldığını, işbirlikçi, Amerika'ya destek olabilecek Amerikan çizgisindeki subayların, generallerin ödüllendirildiğini ve onların terfi ettirilerek kritik noktalara getirildiğini görüyoruz. Bu tarihten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bu vesayetçi sistemin savunucusu generallerin sayısının arttığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni millet üzerinde bir vesayet odağı olarak, merkezi olarak kullandığını görüyoruz. İşte 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 1980 darbesi üzerinde sağcı, solcu diye gençlerin kutuplaştırılarak birbirleriyle çatıştırılması, sağcı gençlerin eline de, solcu gençlerin eline de aynı merkezlerden silahların verilmesi ve bunların tahrik edilmesi, ülkenin istikrarsızlaştırılarak darbenin zemininin hazırlanmasının söz konusu olduğunu görüyoruz. 1980'den sonra Özal iktidara geliyor biliyorsunuz. Tıpkı Adnan Menderes'in gelişinde Amerika'nın o süreci desteklemesi gibi aslında Özal'ın Anavatan Partisi'nin 1983'te iktidara gelmesi de Amerika'nın hoşuna gidiyor. Bir taraftan darbeyi yaptırtıyor, bir taraftan da o darbecilerle yere serdiği sistemi işte desteklediği partiler üzerinden halkın gözüne girecek şekilde yeniden meşrulaştırıyor. Özal'ı aslında bir bakıma desteklediklerini görüyoruz. Menderes'te olduğu gibi ilk zamanlar, fakat Menderes'in yaptığı gibi Özal'ın da Amerika'yı dinlemediğini ve milletin gücünü arkasında gördükten sonra yerli ve milli politikaları alabildiğine cesur bir şekilde uygulamaya başladığını görüyoruz. Bunun üzerine Özal'ın da 1993 tarihinde, yani iktidara gelişinden tam 10 sene sonra bir olayla ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Bu olay nasıl oluyor? Bu olay muhtemelen zehirlenerek, bununla ilgili çok güçlü emareler söz konusu. 1960'da darbeyle, 80'de darbeyle, 1971'de muhtırayla yaptıkları darbeyi bu defa 1993'te Cumhurbaşkanı Özal'ı ortadan kaldırarak yaptıklarını görüyoruz. Özal'dan sonra neler yaşandığını göz önünde bulundurduğumuzda 1993 yılında, sadece 93 yılında Türkiye'de yaşananları böyle kronolojik sırayla ortaya koyduğunuzda bunun nasıl bir darbe olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Dolayısıyla 1993'te Özal'ın öldürülmesini de bir darbe olarak görmek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bundan sonra tekrar ülkenin toparlanmaya başladığını görüyoruz. Refah Partisi iktidarıyla birlikte tekrar büyüme, kalkınma, özgürlüklerin artması temayülü karşısında bu defa 28 Şubat darbesiyle 97 yılında yine hükümetin devrildiğini yaşıyoruz. Şimdi bu gelenek devam ettiriliyor. Yani vesayet sistemi çarklarını her dönem değişik şekillerde, değişik yol ve yöntemleri kullanarak uyguluyor. Bu 28 Şubat'ın etkileri, 1000 yıl sürecek denilen 28 Şubat darbesinin etkileri 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte tekrar düzeltilmeye ve işler toparlanmaya başlıyor. Bunun üzerine askeri vesayet çarkları yeniden devreye giriyor. İşte bir takım darbe planları, eldiven, ay ışığı, sarı kız gibi hazırlıkların yapıldığını birkaç sene öncesine kadar süren davalardan gördük. Bu davalar her ne kadar farklı noktalara çekildi ve FETÖ'nün bir manipülasyon aracı şeklinde de yansıtıldı ise de, ki bir kısmı da doğruydu, yani istismar edildiği doğruydu, ama bu tür çalışmaların olmadığını göstermiyor. Bu da vesayet sisteminin çarklarının dönüşünün yeni işaretler olarak karşımıza çıkıyor. 1 Mart tezkeresi önemlidir.
Amerikan vesayetinin yıkılması ve yere serilmesi sürecinin başlaması bakımından Türkiye'nin yeniden dirildiğinin gösterilmesi bakımından önemli bir duruştur. O çerçevede 2007 tarihinde AK Parti çizgisinden gelen birisinin ilk defa gerçek manada sivil cumhurbaşkanı olması bakımından, daha doğrusu refah çizgisinden gelen birisinin cumhurbaşkanlığına gelmesi bakımından önemli bir kırılma noktasıdır. Abdullah Gül'ün gelmesini önlemek için yine o vesayet çarklara dönmüş, cumhuriyet mitingleri yapılmış. Başörtülü eşi olan birisinin Çankaya Köşkü'ne, Atatürk'ün makamına çıkamayacağı söylemleri dile getirilmiş ama buradan bir yere varılamamış, başarılı olunamamış ve Abdullah Gül cumhurbaşkanı olmuştur. Arkasından bu cesaretle birlikte devletin içerisindeki kirli yapıların temizlenmesi konusunda Ergenekon davaları başlatılmıştır. Her ne kadar bunu FETÖ daha sonraki süreçte sulandırarak kendi kadrolarının iş başına gelmesi için makamların temizlenmesi sürecine dönüştürdü ise de Türkiye tarihi bakımından bu önemli bir süreçti. Ve bu vesayet sisteminin kurumlardan temizlenmesi önemliydi, gerekiyordu. Belli ölçüde yapıldı ama bir noktadan sonra ayarı kaçtı. FETÖ'nün kontrolüne giren ve onların kadrolaşmasının önünü açan ve hızlandıran bir sürece dönüştürüldü. Ne yazık ki devlet yeni yeni kendine gelme aşamasında olduğu için de belki bunu fark edemedi veya fark ettiyse de engelleyemedi diyebiliriz. 15 Temmuz'un altyapısını hazırlayan süreçleri de kısaca hatırlatmakta fayda var. 2007'de 27 Nisan muhtıra girişimi bu noktada önemli bir yerde duruyor. 2008'de hatırlarsanız iktidardaki %50'ye yakın oy almış iktidar partisinin kapatılması davası açıldı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ve kritik bir sayıyla Anayasa Mahkemesi'nde tabiri caizse direkten döndü. İktidar partisi neredeyse Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin kapatılması gibi kapatılacaktı. Bu da vesayet çarklarının döndüğünü gösteren önemli işaretlerden birisiydi. Bunun öncesinde aslında başka olaylar da oldu. Mesela AK Parti'den Erkan Mumcu öncülüğünde 20'ye yakın milletvekilinin koparılması, hatta sadece iktidar partisiyle değil ana muhalefet partisi CHP'nin parçalanması, Deniz Baykal'ın altının oyulması için Mustafa Sarıgül'ün ortaya çıkarılması ve muhalefet üzerinden bir operasyon çekilmesi de söz konusuydu. 2009'da Başbakan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı'na Davos'ta one minute demesi 15 Temmuz'un taşlarını döşeyen adımlardan birisidir. Ona vesile gösterilmiştir. 2010 tarihinde Mavi Marmara olayıyla Türkiye'nin İsrail'e karşı bir tavır geliştirmiş olması, her ne kadar bir insani yardım kuruluşunun bir hamlesi gibi görünse de bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir operasyonu şeklinde algılanmış ve İsrail ve arkasındaki Amerika Türkiye'deki çarkları hızlandırmıştır. 2011'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin MYK üyesi ona yakın milletvekilinin kaset operasyonlarıyla görevden uzaklaştırılması, önünün kesilmesi, MHP'nin baraj altında kalmaya zorlanması bu çarkların önemli aşamalarından birisidir. Yine biraz önce belki atladık, 2010'da Deniz Baykal'ın bir kasetle CHP'nin genel başkanlığından uzaklaştırılması aynı yolda döşenen taşlardan birisidir. 2011'de 7 Haziran seçimlerinde MHP'ye uygulanan kasetleri biraz önce hatırlatmıştık. Bu süreç devam ettirildi. 7 Şubat 2012'ye geldiğimizde ise bu defa devletin en kritik kurumu olan Milli İstihbarat Teşkilatı'na bir operasyon çekildi. Yani MİT müsteşarı değişik gerekçeler gösterilerek operasyona tabi tutuldu. Aslında her ne kadar hedef MİT müsteşarı Hakan Fidan'mış gibi görünse de aslında o değil, hükümetti, AK Parti iktidarıydı. Başbakan Tayyip Erdoğan'dı. Bu operasyon da bertaraf edildi. 2012'de de başarılı olamayınca bu defa 2013'te bir seviye daha yukarıya çıkarıldı saldırılar. 2013'ün Haziran'ında Gezi olayları tertiplendi. Şimdi Gezi olayları kritik bir şeydir. Bu konuyu anlamamız için aynı dönemde başka neler olduğuna bakmamız lazım. 7-8 bin yıllık Mısır tarihinde ilk defa halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı bir operasyona tabi tutuldu.
ayaklanma çıkarıldı. Mısır'da, Tahrir'de bu Muhammed Mursi'yi indirme eylemleri olurken Türkiye'de de gezi olayları tertiplendi. Orada seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı indirme çabaları varken IMF borçlarını kapatmış ve önü tamamen açılmış, şaha kalkmak üzere olan Türkiye'nin yere serilmesi için seçilmiş iktidarı devirmek maksadıyla gezi olayları 3-5 ağaçtan yola çıkarılarak bir darbe planına dönüştürülmeye kalkışıldı. Aslında o günlerde her ne kadar farklı kesimlere mal edilmiş olsa da gezi olaylarının arka planı aslında FETÖ'nün en önemli hamlelerinden birisiydi. Gezi'de sonuç alamadılar. Gezi'de de sonuç alamadılar. Mısır'da iktidarı devirdiler ama Türkiye'de deviremediler. İşte Gezi'de başarılı olamayınca Gezi'den tam 6 ay sonra bu defa 17-25 Aralık operasyonuyla yargı ve emniyet darbesi üzerinden hukuk darbesiyle iktidarı düşürmeyi denediler. Yine başaramadılar. 17-25'ten 1-1,5 ay sonra MİT tırlarıyla Türkiye'nin operasyonlarını deşifre ederek uluslararası mahkemelerde başbakanı yargılama sürecini başlatmak istediler. Yine başaramadılar. Aksine üst üste operasyona uğramaya başladılar. İşte sıkıştılar. 2014'te Cumhurbaşkanı halkın desteğiyle seçildi. 2015'te AK Parti güçlenerek tekrar iktidara geldi. Baktılar ki bunu halk giderek uyanıyor, deviremeyecekler. Yani dolaylı darbelerle, dolaylı muhtıralarla, dolaylı müdahalelerle engelleyemeyecekler. Bu defa işte 15 Temmuz 2016 tarihinde resmen ordularıyla işgale kalkıştılar. İçerideki NATO'cu, FETÖ'cü, generaller, askerler, subaylar, emniyetçiler ve değişik kurumlardaki FETÖ ve NATO unsurları, yani vesayet sisteminin unsurlarını devreye sokarak işgale kalkıştılar. 15 Temmuz bir darbe girişiminden ziyade bir işgal teşebbüsüdür. Adını bence doğru koymak gerekir. Kavramları yerli yerince kullanmak gerekir. 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür. Fakat burada da çok şükür ki halkın direnişiyle karşılaştılar ve bu işgali başaramadılar. Burada FETÖ sadece bir tetikçidir. Azmettirenle ilgilenmemiz gerekir. 15 Temmuz'un arkasındaki azmettirici Amerika Birleşik Devletleri ve onu destekleyen ülkelerdir. Amerika Birleşik Devletleri, NATO, FETÖ unsurlarıyla Türkiye'yi içeriden işgale kalkışırken, içerideki NATO ve Amerikan silahlı kuvvetlerinin İncirlik'teki unsurları ve başka unsurları da işin içindeyken, Fransız askerleri Suriye üzerinden, İngiliz askerleri Kıbrıs üzerinden ve onlarla bağlantılı örgütlerde bulundukları yerlerden PKK gibi, YPG gibi örgütler Türkiye'yi sıkıştırmak, Türkiye'yi diz çöktürmek için faaliyete geçmişlerdi, harekete geçmişlerdi. Dolayısıyla 15 Temmuz'u anlarken, anlatırken ve düşünürken bu tarihi arka plan etrafında ve yanında düşünmek gerekir ve ona göre bir pozisyon almak ve rehavete kapılmamak icap eder. Bugüne kadar bu saydığımız olayları tertip edenler 15 Temmuz'da yenilmiş olsalar da, yere serilmiş olsalar da vazgeçmeyeceklerdir. Nasıl ki Afrin, Cerablus, Kuzey Irak, NATO üzerinden, Avrupa Birliği üzerinden, başka ellerindeki imkanlar üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlarsa, bundan sonra da ellerinde bulunan tüm imkanları ortaya koyarak Türkiye'nin ileri gitmesini, büyümesini, etkili olmasını engellemeye çalışacaklardır. Her zaman için uyanık ve tetikte olmak gerekir.